Milliyetçi Hareket Partisi Antakya İlçe Başkanlığı 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ve Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını elde edişinin 83. yıl dönümü dolayısıyla bir panel düzenledi. Bu anlamlı günümüz Türk kadınları olarak gururla, sevinçle ve minnetle kutlamalıyız. Antakya Öğretmen Evi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğe MHP Hatay İl Başkanı Lütfi Kaşıkçı, MHP Antakya İlçe Başkanı Adnan Aktaş, MHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Esen Burçin Harputlu, tarih öğretmeni Tamer Caner ve çok sayıda partili katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Ve kâlûn semi'nâ ve etâna gufrâneke rabbenâ ve ileykel mesîr. Etkinliğin açılış konuşmasını MHP Antakya İlçe Başkanı Adnan Aktaş yaptı. Bütün yönetici arkadaşlara diyorum, özellikle ilçe teşkilatı yönetimindeki arkadaşlar. Biz örnek olmazsak eşlerimize, biz eşlerimize nezaket kuralları içerisinde her yerde sahiplenip sahip çıkmazsak dışarıdaki görüntümüz hoş olmuyor. Onun için biz her zaman bayanlarımız bizim başımızın tacıdır. Annemizdir, eller öpülesi, halalarımızdır, teyzelerimizdir, çocuklarımızın anasıdır, torunlarımızın da annesidir. Ve bizi bu dünyaya getirmeye de vesile kılan Rabbimin bir yaratmış olduğu, insanlarımızın içinde çok değerli olduğunu lütfen unutmayalım. Daha sonra MHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Esen Burçin Harputlu ve MHP Hatay İl Başkanı Lütfi Kaşıkçı konuştu. Türk kadını kendisine verilen bu hakları kullanabilmiş midir? Ne yazık ki 83 yıl önce verilen bu haklar çoğu kere kağıt üzerinde kalmış. Ailesinin seçtiğini seçmiş, kendisi seçilememiştir. Biz kadınlara düşen görev, sahip olduğumuz hakların kıymetini bilip, ekonomik, siyasal ve sosyal hayatı içinde aktif rol almalı, çağdaş, kendine ve düşüncelerine güvenen neslin devamlılığını sağlamaktır. Hangi siyasi partide olursanız olun, mücadelede en az erkekler kadar mücadele etme hakkınız vardır. O artık eskide kaldı. İşte eski zamanlarda bile aslında şu anki durumumuzdan daha iyiymişiz. Konuşmaların ardından tarih öğretmeni Tamer Caner günün önemine binaen bir sunum yaptı. Tanıklık konusu, aile yaşamında eşiyle birlikte eşit haklara sahip olma ve kadının seçme ve seçilme hakkı Cumhuriyet dönemi kazanımlarıdır.